Sevgili arkadaşlarım, 8. dersimizde gitarda bare basmadan İspanyol kalıbını öğreteceğim size birkaç pozisyonda. Bakınız, mi minör basıyorduk ya, ikinci parmağımız la telinde si'de, hatırlayalım. Üçüncü parmağımız mi telinde, re telinde mi'de. Şimdi bu sefer sol diyeze basıyoruz. Yani mi, mi, sol, si. Sol diyezli olunca majör oluyor. Majör büyük, minör küçük kelime manası itibariyle. Bakınız. Şu vuruşu dikkat edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Elimizi hemen yana kaydırıyoruz. Fa majörün akoruna. İki, üç aşağıya sol. Sol, si güçlü ve mi altılı. Fa maj yedi ve mi majör. Bakın çalacağım ben şimdi bunu size. Üç, dört. Evet, bunu birazcık geliştirelim şimdi. Elimizi rascuado'yu, sağ elimizi tak i ile iniyor aşağıya. Şu üç parmak giderken p parmağıyla, azapao parmağıyla yukarı doğru çekiyoruz. Bakın şu. 3 4 Gayet yumuşak bir şekilde telleri okşuyor sağ elimiz. Şimdi biraz bunu hızlandıracağım ben. 3, 4. Bakın serçe parmağımla fa'ya vurup çekiyorum. Flamenco'nun en güzel nüanslarından biridir bu legatolar. Eğer bunu bu rascuado'yu hızlı yaptırırsak tiroile şeklinde. Bakınız. Hep bilekten. Bilekten çalışıyor. Şu şekilde etüt de yapabilirsiniz. Arabada, otobüste, vapurda giderken kimse size deli demez. Merak etmeyin. Gitar çaldığınızı anlarlar zaten. Sağ elinizin tırnaklarına bakarak. Artık insanımız bizim her şeyi çok iyi anlıyor. Kimse size ön yargıyla bakmaz. Hele müzikle uğraşanları da çok severler. Bırakarak re diyezde ve la'da bir malegenyo formu deneyebiliriz sizlerle birlikte. Bakınız. Mi, sol, si'de. Şu üçünde. 1, 2, 3 sağ elimiz. Mi, sol, si, re yapacağız. Fa, mi, sol, si. Evet, gene semikromatiklerle gittim dikkat ediyorsanız. Bir daha deneyelim bunu. Evet, şimdi bakınız. Ters rascuado çekiyorum parmağı. Trandola. Dikkat ederek. Üçüncü parmağımıza sağ elin çok dikkat ediyoruz.
kısmında fa majör. Şimdi bir dahaki derste de barelerle deneyeceğiz bunu. Yalnız bareye geçmeden önce mi majördeki dördüncü pozisyonda mi majörü göstereceğim size. Küçük barelerle, bakınız küçük bare. Mi'de, yedinci pozisyonda mi'de serçe parmak. Sol diyezde, re telinde sol diyezde üçüncü parmak. Ve küçük bare görüyorsunuz, şu üç teli de kapatıyor. Ve ikinci telde mi'ye, mi notası alt telle de aynı sesi verir. Mi majör. Bakın mi majör. Fa majör yapmıştık ya, tabii buradaki sesi fa maj 7. Artık 7'li yani. Bir kaydırdığım zaman işte fa maj. İki kaydırdığımızda sol majör. Bu şekilde sesleri duyabilirsiniz. Mi majör. Gayet kolay. Bu legatoları da sonra yapacaksınız, ben eminim. Hiç şüphem yok. Şimdi pozisyonları, hem birinci pozisyondan hem dördüncü pozisyondan mi majör kalıbını çalacağız ve bu dersi bitireceğiz. 3, 4.